Kütahya Doğulu Şah'ta köy halkı ile birlikte maden sahası yapılmak istenen alanda olan CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap yaptığı açıklamada doğayı hor gören geleceği zor görür dedi. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ayrıca şunları söyledi. Burada Doğulu Şah Derneğimiz muhtarlık bir nöbet kulübesi yaptırmış. Evet. Biz de nöbet tutmaya hazırız hep beraber. Gövdemizi de altına koyarız diyor muhtarım. Dernek başkanım. Evet. Güzel bir yazı yazdırmışlar. Burası Frik Vadisi. Kim ne derse desin. Sınırı falan değil. Eskişehir'de Frik Vadisi turizm merkezi. Afyon'da turizm merkezi. Kütahya'da maden sahası olmasın diyoruz. Aynen öyle. Nöbet tutmaya devam. Devam. Evet. Nöbete devam. Bu ormanı yok ettirmeyeceğiz. Merayı yok ettirmeyeceğiz. Madene burayı kurban ettirmeyeceğiz diyor muhtarım. Aynen öyle sayın vekilim. Doğayı hor gören geleceği zor görür diyor. Biz torunlarımıza acaba ne diyeceğiz, ne yüzle bakacağız bilmiyorum artık. Yani sizin de elimizden tutmanızı istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Buradaki 100 yıllık, 300 yıllık bir geleceği mahvediyoruz. Siz destek oluyorsunuz gibi geliyor onları. Bütün imzaları siz attınız. Siz yardımcı olun diyoruz. Büyük sorumluluk sizde. Biz şu anda görevimizi yaptığımıza inanıyoruz. Başkanım nöbet tutmaya devam edeceğiz. Buraya kimsenin eli dokunmayacak. İnşallah. Burası sahipsiz kalmıyor. Kamp geri yapacağız. Burası turistik merkez yapacağız. Kütahya İl Turizm Müdürlüğü'nü, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nü, Orman Bölge Müdürlüğü'nü, Tarım İl Müdürlüğü'nü göreve davet ediyoruz. Kütahya Valiliği'ni göreve davet ediyoruz. Kütahya'nın tüm yerel yöneticilerini buraya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Samsun'dan mı geldi misafirimiz? Bak buraya Frik Vadisi var deyip geldiler. Çeksin. Evet. Hoş hayır, geldiniz diye. Burası her yeri gezilecek yer kardeş gel. Frik Vadisi burası. Frik Vadisi. Şimdi Samsun'dan bir meraklı arkadaşlar gelmişler turistik amaçla. Frik Vadisi deyip gelmişler. Burası da Frik Vadisi zaten bilerek geliyorlar. Şimdi öbür taraftan da burada bir cinayet işleniyor. Bakın burada bu ağaç kesilecek, o ağaç kesilecek. Bu orman aşağıya kadar yüzlerce ağaç kesilerek bir madene yol açılıyor. Ülkede sel felaketlerinin yaşandığı, binlerce hektar, on binlerce hektar ormanın yok edildiği, yandığı bir dönemde Orman Bölge Müdürlüğü'nün ve Tarım İl Müdürlüğü'nün artı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün buraya çet raporu vermesi, buraya izin vermesi kadar abes bir şey olamaz. Bu bir cinayettir. Ormanları yok edildi. Bakın Türkiye'nin değişik yerlerinden geliyorlar. Diyorlar ki burası Frik Vadisi. Bakın araçlara bakın. İnsanlar geliyor. Burada tarihi olarak tekkemiz var aşağıda. Onun ötesinde Kral Midas'ın koltuğu var. Kaya evleri var. Kaya evleri var. Tepede gölcüğümüz var. Gölcük yaylamız var. Gölcük bu gölcük yaylası, Kütahya'daki 3 tane gölcük isim var ama burası da efsane. Doğulçak köyümüz var. İnli köyümüz var. Bu biraz ileride Sofça var, Sabuncu Pınar var, tarih önemi onların da var ayrıca. Kayser Kalemiz var. Kayser Kalesi var. Bunların olduğu yerde siz yaklaşık 5.5 hektarlık arazide izin vermeniz, maden çıkarma izni vermeniz, bu ağaçları kesmeniz doğa katkı yapmanız. Artık buradaki köylerin ve buranın tüm yapısını değiştirecek çevrelik her türlü oluşuma izin vermek gibi bir katkı yapmanız. Buradan ellerinizi çekin diyoruz. Buraya izin verilmemesi gerekiyor. Sonuna kadar da direneceğiz. Tüm gerek dernek mensubu evet, arkadaşlarla gerek civar köydeki tüm çevreye duyarlı insanlarımızla beraber buranın yok olmaması için elimizden geleni yapacağız. Muhtarım, dernek başkanımıza başlayalım. Vallahi işte vekilimiz buraya karşıyız yani madene hayır diyoruz. Başka bir şey diyecek bir şey yok. Görüyor musunuz? Buralara mesire alanımız. Meramız. Koyunlarımız burada okta diyoruz biz. Kütahya bu konuda mahrum kaldı. Evet. Doğuşak köyü şurada. Köyümüz hemen şu 300 metre arkası köy. Burası mera. Geçiş alanımız. Yani onun için karşıyız. Hayvancılık da yapıyoruz. Evet. Onlar yok olacak. Devlet bize diyor köye gidin, gençlere köye gidin. Geliyor bizim tarım alanımızı, mera alanımızı alıyor elimizden yani. Yapacak bir şey çık yok yani. Ya bu gidişte köyde gelmeyecekler gençler. Şimdi öncelikle buraya ziyaretiniz için ben hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Malum bu işten biz muzdaripiz. Buranın tarihi bir özelliği var. Aynı konulara mesul arkadaşım da değindi, sayın vekilim de değindi. Biz buraya maden olmasını istemiyoruz. Burası'nın özelliğinin bozulmasını istemiyoruz. Çünkü çok küçük bir alan da olsa buraya bizim zararı var. Köyümüze çok yakın bir alanda. Buradan kazanılacak parayı başka yerlerden karşılasınlar ama bizim meramıza, özellikle olan yerlerimize dokunmasınlar. Biz buna kesinlikle köy halkı olarak karşıyız. Ya maden, benim söyleyeceğim bu kadar. Bu diğerli bir maden de değil. Diğerli bir maden olsa biz madene karşı değiliz yani. Ama diğerli bir maden değil. Kedi toprağı diye bir toprak yapacaklarmış bundan. Veya Çin'in üzerine bir sırlama gibi bir şey yapacakmış. Topraktan az bir şey değerliymiş bu. Hani kaliteli bir şey değil yani. Her yerde bulunabilir. Bunun için karşıyız yani. Tarihimize sahip çıkacaksak, doğaya sahip çıkacak. Doğaya sahip çıkacaksak, burası şimdi Firik Vadisi alanı dışında kaldığını söylüyorlar ama burası tamamen İncik, Fındık, Sabuncupınar, Doğuluşa, Sökmen, İnli. Bu köylerin ortasında buraya maden sahası açacaklar. Burasının neresi doğal alan dışında, sit alanı dışında? Bu da bir çelişki yani. Artık köyümüze çok yakın bir yer. Yarın burası maden başladığı zaman köyümüzün mahsulüne zarar verecek, vatandaşa zarar verecek. Köyümüz toz duman içinde kalacak. Onun için ben yetkililerden buranın durdurulmasını rica ediyoruz. Sizlere de teşekkür ederiz. Şimdi muhtarım şöyle söyleyeyim. Firik Vadisi'nin 3 ilin içinde yer alıyor. Firik Buzarlığı eski buzarlığı. Onun ötesinde Anadolu Alperenlerinin ilk geldiği yerlerden biri burası. Evet. Tekkemiz var. Aynen. Çamlı Çambey tekkemiz var. Anadolu Alperenlerinden ilk Türkiye'ye, Anadolu coğrafyasına, Orta Asya'dan gelen Hoca Ahmet Yesevi'nin soyundan gelen, onun eğitiminden, rahle-i tedrisatından geçmiş olan Anadolu Alperenlerinin geldiği yer. Zaten isminde de o tarihi doğru hissediliyor, tarihi hissediliyor. Onun ötesinde Afyon, Firik Vadisi'nin kendisine ait kısmı çok iyi değerlendirdi turistik olarak. Kültür var değerlendirdi. Balondan tutun, değişik konaklama tesisine her şeyi yaptı. Eskişehir, Yazılıkaya vesaire gereken her şeyi yaptı, tanıtımını yaptı. Kütahya'da Doğulu Çağ'ın tanıtımını maden olmasa yapamayacağız. Millet duymayacak. Doğru. Maden ruhsatı almak için birilerini başvurup işte bakın bu ağaç kesecek diye işaret koymuşlar. Orada bir ağaç var kesmek için. Biz talan edilmeye başlanınca Firik Vadisi'nin farkına vardık. Burada Kütahya'daki Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, Tarım İl Müdürlüğü'nün ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu konuda uyanık olması lazım. Buradaki köylülerin hayatını karartmamaları gerekiyor bir. Burada geçen geldiğimizde de vardı, yüzlerce şey vardı, küçükbaş hayvan vardı, büyükbaş hayvan var. Burası hem mera, hayvancılık yönü. Köye 300 metre ileride su kaynakları da kısmen buradan kaynaklanıyor. Toz toprak içinde kalacak. Hayvancılığı bitireceksiniz, tarımı bitireceksiniz, turizmi bitireceksiniz. Doğulu Şah'takilerin hepsi tekrar Kütahya mı diyorsunlar? Burada zaten çok takisi var. Köye dönüş özendirmeye çalışırken bu defa köyden insanları dışarıya çıkarmak için elinden geleni yapıyorlar. Bu gidişata dur demek lazım. Biz sizin sayın muhtarın arkanızdayız. Teşekkür ederim. Tüm Doğulu Şah'ın, İnli'nin, ondan sonra Sökmen'in bu köyler cidden Kütahya'ya hem yakın ve doğası çok güzel bir köyler. Türkmen suyun çıktığı yerler burada. Evet, evet. Şu meşhur işte. Şimdi vekilim zaten burada biz şu gördüğümüz alan açık alanda türbenin olduğu yerlerde haç pilavını burada vatandaş geliyor. Ağaçların altına masalar atıyor. Burada yemek yiyoruz. Artı adam yağmur, mesela senede bir yağmur duası yapıyoruz. Pandemi nedeniyle bu sene yapamadık. Burada bu misafirler ağırlıyoruz. Mevlüt okuduğu adam burada yemek veriyor. Burada. Doğal eğlenceliklerimiz burada. Vatandaşın bir mesire alanı var. Artı buranın gerçekten tarihi bir değer var burada. Yani şu türbenin yapıldığının tarihini kimse bilmiyor. Bunun, Anadolu Alperenleri. İşte kitabesinde yazıyor. Yani şimdi ta geliyorum bunun göbeğinden yol geçiriyorum, maden açıyorum. Yani bu bir sıkıntı. Yok, yani.